gayet öyle. Burada sizin daire mesela, aynı sizin büyüklükteki daireler. Merhaba arkadaşlar, Egem 20 kanalına hoş geldiniz. Evden çıkış videomuz aslında vardı fakat kameramız sizlere ömür. Maalesef artık çalışmıyor. O yüzden videoları telefonla çekmek zorunda kaldık. Biz bugün hep beraber gezmeye çıktık. Pazar günü değerlendirmek amaçlı. Ve şu anda gittiğimiz yer Ludwigsburg. Bu yer için size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ludwigsburg'da bulunan ve birazdan görecek olduğunuz Residenz Schloss, Almanya'nın en büyük barok saraylarından biri. Bu saray Kral Eberhard Ludwig tarafından yapılmıştır. 1699 yılında İspanyol Veraset Savaşı sırasında yıkılan av köşkü yerine kral yeni bir bina yapılması emrini verdi. Saray 1702'de tamamlanmasına rağmen krala hitap etmemiştir. Ne de olsa Ludwig birçok Avrupa krallığını gezmişti. 1704 yılında Fransa'ya karşı kazandığı savaştan güç alarak inşaat projesine yeni, çok daha prestijli bir boyut kazandırdı. Ve bunun neticesinde kral, yapılan sarayın Fransa'da bulunan Versailles Sarayı'na benzemesini istedi. Ve çok önemli bir bilgi daha, saray gelecekte onun adıyla ilişkilendirilmesini istediği için Ludwigsburg adını verdi. Evet arkadaşlar, benim bilgilerim bu kadardı. Ve sizi artık birazdan görecek olduğunuz görkemli, ihtişamlı sarayla yalnız bırakıyorum. İyi seyirler. Kömle falan var mı? Orada var mı? Orada kalede falan var ya. Metre yürüdün sen de hemen çıkamıyor. Ha tamam. Mama nerede? Sanki portakalları koymuşlar ha. Tabak değil portakal. Şöyle de. Kübris. Kapağını gördünüz mü? Arkadaşlar gerçek konudan
yapmışlar. Güzel. Herkes boş. Gelecek yer arıyorlar. Vamos a la granja. Bu kabak adam ders çalışıyor bak pazar günü. Burada. Bu da sizin köyde yetişiyor. Hayır, bu meşe ağacı. Şu meşe ağacı. Yok mu? Ha? Var ya mı? Tamam, pelit. Meşe ağacı pelit ama. Tamam, bulalım meşe ağacının pelidinin yaprağı nasıl? Hayır, kim nasıl bilecek onun meşe ağacı olduğunu? Bilmeyen adam nasıl öğrenecek? Ya bu gerizekalı adam. Bak, aha, yaprak bu. Meşe ağacı bulalım abi. Meşe ağacının nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Yalıyorum. Bak. Ya o çocuk... Kendi kızım bilmiyor. Tamam da o köyde yaşamıyor ki. Meşe ağacını bulamadım kız. Hangisi? Ayşe geçti. Yaşayan geçin. Bile bulamıyor. Ayşe geçti. Ayşe ha, mi? Ayşe bende. Ayşe. Ayşe nereye gittin? Aa, Ayşe'ymiş. Ayşe yaprağı. Kız pelit ne yaptı? Pelit nereye gitti bizim? Dur. Ha, bu da tohumu. Bununla buraya yönlendirme ışık zannedersem bu ışıkla da işte buradaki görmüş olduğumuz kabakların bir bayramı var. Halloween diyorlar. O zaman bu ışıkları yakıp burada eğlence parti düzenliyorlar. Kapıyı açık tut Zeynep. Şöyle. Zara burada ne var? Kurbağa mı var, timsah mı var da?
Bak şu çiçekler. Bu da yetişiyor değil mi? Ama görüntüsü güzel. Ne oldu, yoruldun mu? Yoruldum. Bu işe fix o. Seni nasıl bırakacak bu bugün? Bilmiyorum. Tamam, siz de o tarafa gidin. Doktor. 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 Doktor.
Şimdi arkadaşlar, gönül isterdi ki içeriği gezelim, gösterelim. Fakat rehber öncülüğünde yeteri kadar görmek isteyen insan toplanıp ondan sonra rehber öncülüğünde dolaşılıyormuş içerisi. Ona da o kadar vaktimiz olmadığı için, zamanımız olmadığı için bekleyemedik, içeriye göremedik. Ama yine de bir bakalım rehbersiz girebilme imkanımız var mı, onu bir soracağız. Eğer varsa içeriği de göstermeye çalışacağız size. Sorduk. Kendi başımızı gezemiyoruz. Mecbur rehber öncülüğünde olması gerekiyor. Onun için giremedik arkadaşlar. Bilmiyoruz yani. Neyse canım, biz de böyle dışından bakalım işte, yapıyoruz böyle. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, şu kapının üzerinde görmüş olduğumuz balkon zannedersem kralın konuşma yeri gibi bir şey. Çünkü şu üzerindeki şurada kralın tacı var. Taç işareti var, sembolü var orada. Sanırsam buraya çıkıp konuşuyor kral bu meydana, halka karşı. Sara. Ne bir ailesi ya? Burada bir dünya insan yaşıyor ya. Tabii canım abi, burayı baksana şu binaya. Burada nasıl bir aile yaşıyor? Yok canım sende. Teyzeler de burada yaşıyorsun. Tabii bu resmi dairesi de belki buradadır adamın. Sarayı burası olduğunu göre. Öyle değil mi? Bizim zamanımızda buradan çıkıyordu. Böyle... Buraya aşağı iniliyordu. Buradan iniliyordu. Bu geldiğimiz yön değil mi? Giriş şey buradan biraz daha öndeydir. Ama bizim bu geldiğimiz bahçe burası değil. Ya şuradan döndük biz. Şuradan döndük. Ha, bu tarafa geçmedik biz. Ha, o şuraya gitsek, şuraya gitsek oraya geri göreceğiz. Geliriz dedik de oraya yukarı çıktık, gelmedik buraya. Tamam. Bu heykelin aynısı öbür tarafta da var. Ne yapmış?
Ne burası çıkış Ömer? Geri dönmemiz lazım bizim. Tabii orada ya şeyler. Sana gel baba. Ama onlar buraya gelse buradan böyle aşağı inip çıkabiliyoruz galiba. Buradan çıkmıyoruz. He? Buraya giremiyoruz ben. Ha buraya tekrar giremiyoruz muyuz? Şuradan girdik ya oradan çıktık ya. Çıkış aldık yani. Havuz kanka. Evet. Kaleden çıktık veya kralın sarayından, bahçesinden dışarıya çıktık. Şimdi bir kahveye hak ettik. Çok yoruldum ya. Ayaklarım da ağrıyor, belim de ağrıyor. Yaşlandık artık ya. Ama bir kahveyi hak ettik değil mi Zeyno? Yep. Hak ettik. Gerçek ağaçtan mı diyorsun? Evet. Bizim ya şimdi berbat. Aslında iyi ama berbat. Ama benimki soğuk. Onu ciddi söyleyebilirim. Benimki kahve soğuk. Arkadaşlar yolunuz buraya düşerse bu Cafe Fellows. Abi buraya gelirseniz kesinlikle oturmayın. Kesinlikle oturmayın. Evet arkadaşlar buraya gelmeyin dedim. Çünkü abi böyle bir şey olamaz ya. Şeker istiyorsun ters tepki. Parasını ödüyorsun ters tepki. Tamam biz milletin görgülerine ondan sonra adetlerine saygılıyız. Saygı görüyoruz. Saygı gösteriyoruz. Hani onlara karışmıyoruz. Çünkü bu memlekette yaşıyorsan onlara saygı duyuyoruz her şeysine. Fakat bize yapılan muamele iyi bir muamele değil. Bunu burada söylemek istiyorum yani. Lütfen rica ediyorum Cafe Fellows diye bir yere oturuyorsanız oturmayın abi. Kalkın başka yere oturun. Lütfen. Memnun değiliz yani. Şular gibi efendim bir hareket, bir afra tafra, bir acayip yani hareketler. İstenmeyecek şeyler bunları da tabii ki olmaması lazım. Ama bazen de insanın başına gelmiyor değil yani. Evet arkadaşlar, bir gezimizin daha sonuna geldik. Yola çıkalı aşağı yukarı 4 saat oldu. Arabanın birisi yolda yanmış. Bekle 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 bekle. Yapacak bir şey yok. Yani normal 3 saatlik yolumuz 4 saate daha 50 dakikalık bir yolumuz var yani. Ne diyeceğiz şimdi? Nerede kaldık abi? Arkadaşlar gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani çoktan bitti de anca videoyu çekiyoruz son. Evet arkadaşlar.